Allah Azze ve Celle kendisiyle olan buluşmayı yalanlayan kimselerin kesinlikle ziyan ettiklerini söylüyor. Nihayet saat gelince ansızın dediler ki ya hasraten ala ma ferratna fiha. Dünya hayatında yaptığımız tefrit, yani boş vermek, o konuda hemen hemen hiçbir şey yapmamak. Bunun bir tersi var mesela, ifrat dediğimiz. O da tam tersi. İyice yapmak, fazlaca yapmak. Tutmaksa eğer aşırı bir şekilde tutmak. Bu ise tam tersi. Bırakmak, boş vermek, umursamamak, o konuda hemen hemen hiçbir şey yapmamak. Evet, evet. Yani Allah Azze ve Celle'den yana eksik yaptıklarım, hiç yapmadıklarım, boş bıraktıklarımdan yana nedametini aynı fiil. Ma farratna fiha, dünya hayatında yapmadıkları, yerine getirmedikleri, umursamadıkları, ihmal ettikleri, belki en iyi ihmal geliyor burada. O kadar ihmal etmiş ki o konuda hiçbir şey yapmamış. Evet. Hani ifrat ve tafrit diyorlar ya. Bu tafrit. Hiçbir şey. İfrat ise yani o kadar çok aşırı bir şey yapıyor yani. Olması gerekenden fazla bir şey yapıyor. Tafritte ise o hiçbir şey yapmıyor neredeyse. Olması gerekenden veya çok az şey yapıyor. Yani öyle geçiştirmiş yani. Bunlar ondan yana yanıyorlar içleri. Alâ mâ ferratnâ fîhâ. Bu ferrata yufarritu tafrit kalıbından. Öteki efrata yufritu ifrat. Alâ mâ ferratnâ fîhâ ve hum yehmilûne evzârahum alâ zuhrim. Onlar böyle iç çeke çeke, böyle pişmanlıkla yana yana o gün Allah Azze ve Celle onları tarif ederken bir yandan da وَيَحْمِلُوهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمْ günahlarını taşıyorlarmış عَلَى ظُهُورِهِمْ kendi sırtlarında. Öyle inanıyorum ki bu böyle mecazi bir ifade değil. Günah orada o boyutta sırtta taşınan bir karşılığı var. Burayla benzetirsek yük. Zaten yük diyor Cenab-ı Hak. Yehmilune diyor. Burayla benzetirsek yani ağırlık. Dolayısıyla vermiş Allah Azze ve Celle günahlarını sırtlarına. Demek ki ne kadar günah olursa o kadar sırtına vurulacak olan bir şey. Çünkü başka bir ayette de Cenab-ı Hak وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Hiçbir günah taşıyıcı bir başkasının günahını taşımaz. وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ. Yani yükü ağırlığından ötürü çağırsa başkalarına sen taşı biraz benimkinden dese kimse ona yanaşmaz. Hani bu dünya diyor sen yap yükü, günah yükü benim olsun, benim sırtıma. Hiç kimse kimsenin yükünü taşımaya, sevgililer bile olsa, akraba bile olsa, yakın bile olsa, ki yakınlıktan doğar sevgi o yüzden dedim. Kimse kimsenin yükünü taşımaya yanaşmaz. Böyle bir anlatım bence mecaz değil. O boyutla alakalı, o boyutta bunun doğrudan karşılığı var. Hatta günahların sadece yük olarak karşılığının yanı sıra hilkatlerinde de, bedenlerinde de, varlıklarında da, ki bunu anlatan bazı ayetler var. İnsanlarda karşılık bulduğu, mesela yalancının diyelim dilinin bir şekil, acayip bir şekil olmasına. Ondan sonra ne bileyim, hırsızın mesela elinin çok beter bir şekilde yaratılmış olmasına, bu öteki yaratılışında. Ve sanıyorum belki bu sebeple يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ. Kişi o gün annesinden, kardeşinden, babasından firar eder. Yani belki bu görünümünden görüldüğü takdirde aa demek ki sen hırsızdın veya demek ki sen sahtekardın, yalancıydın diye. Bunun bile onun yaratılışında bir karşılığı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Allah Azze ve Celle يَتَخَبَّتُوا الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ ifadesinde böyle bir hilkat garibesinden sanki bahsediyor. عَلَلَا كَلَنِزِنْدَنْ bu ayette يَحْمِلُونَ taşıyorlar اَوْزَارَهُمْ günahlarını عَلَى ظُهُورِهِمْ hem de sırtları üzerinde diyor. Bu kadar açık bir tarif var. اَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Ne kadar kötü bir şey taşıyor bu günah taşıyanlar. Ne kadar kötü günah taşıyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Onların halinin
Ne denli vahim, ne denli beter olduğunu ifade eden Allah Azze ve Celle'nin dilinden bir ifade bu. Ela sa'e ma yazirun. Sırtında böylesi günah yükü az olan, hiç olmayan olmayacağına göre belki tevbeyle bütünüyle hepsini affettirmiş, affettirmeye Cenab-ı Hakk'ın rahmetine kavuşmuş kimseler olarak günahlarını yani hasenata tebdil ettirmiş kimseler olabilir. Ama bunun bile yine belki karşılığı orada yaşanacak olabilir. Yani ben inanıyorum ki bugün dünyada affedilen kusurların bile Cenab-ı Hak'tan yana affedildiğinin bilgisini kul orada bizatihi Allah Azze ve Celle'den duyacak. Dolayısıyla da günahlar bir şekilde bir gösterilebilir. Yani ikra kitabek kefe bi nefsike yevme aleyke hasibe. Bak günahlarına, yaptıklarına, ettiklerine. Resulullah'ın anlattığı şeyde de bu var. Diyor ki sayfa sayfa çevirip günahlarını görünce kul o kadar çok sıkıntı çekecek ki, bunalacak ki sonra Cenab-ı Hak bir daha bak dediğinde onların hepsini hasenata tebdil etmiş olacak. Affedilen kul örneği bu. Affedilen kul örneği bu muştuyu da, bu güzel duyguyu da yani bağışlanma duygusunu da likaullah'ta yaşayacak. Allah Azze ve Celle ile buluşmasında yaşayacak. O yüzden Hazreti Ayşe'ye anlatımında Resulullah iyi kulun muhasebesinin arzdan ibaret olduğunu söylüyor. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الْعَرْضِ demiş. Cenab-ı Hak da buna işaretle فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا demiyor mu? O kolay bir hesaptan geçirilecek diyor. Ama illaki bir hesaptan geçirileceği anlaşılıyor. Nedir kolay hesap? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki men yuhaseb yuazzab. Hesaba çekilen azaba çekilir. Hazreti Ayşe de çelişki görünce itiraz etmiş. Ama Allah azze ve celle kolay hesaptan bahsediyor diye. Bu kez Allah'ın Resulü diyor ki innemâ zâlikumul ard. O sadece arzdan ibaret. Allah azze ve celle önüne alıyor. Öyle bir kolay hesap ki bu. Bak bak şunları yapmışsın diye veriyor kitabın eline. Kula günahlarını gösteriyor. Kul o günahlarını ilahi huzurda yaptığı yanlışlıkları görünce içi geçiyor. Tabii kötü, çok kötü hissediyor kendisini. Ama bir sonraki adımda gelmesi gereken neden yaptın, niçin yaptın, bana karşı bunları nasıl yaparsın, hiç mi utanmadın gibi ikinci bir şey gelmeyip o haliyle kan ter içerisindeyken Cenab-ı Hak ona bir kez daha bak şimdi kitabına dediğinde onların mağfiret edildiğini, bağışlandığını görüyor. Çok hoş bir an olsa gerek. Çok olağanüstü bir şey bu. Bu kolay muhasebede, likaullah'ta Allah Azze ve Celle ile o fısıldaşmada yaşanacak olan bir şey. Kötü muhasebe ise bağışlanma dilememiş, hiç kendisini ıslah etmemiş, Cenab-ı Hakk'a hiç yalvarıp yakarmamış. Hiç bu anlamda yapması gerekenleri yapmamış. İşte salmış, boş vermiş tipler bunlar. Bunların oradaki yalvar yakarlarının manası yok. Cenab-ı Hak onlara niçin yaptınız, neden yaptınız sorularıyla zaten bu soruların kendisi başlı başına azap olarak onların iç dünyasında yankılanacak. Ela sa'e ma yazirun. Bu günah taşıyıcıların taşıdıkları günahları Cenab-ı Hak ne denli kötü, ne denli beter bir durum diye tarif ediyor.